Merhaba, İstanbul Hepimizin Girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugünkü programımızın konuğu Sibel Çetingöz arkadaşımız. Merhabalar Sibel, hoş geldin. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Evet, bugün İstanbul'daki yerel seçimleri konuşacağız. Yalnız bizim konuşacağımız seçimler 16 Mart tarihinde son bulan çocukların seçimi. Evet, İstanbul'da çocuklarla birlikte oldukça uzun süren, 5 hafta kadar değil mi? Evet. 5 hafta kadar süren bir çalışma yürütüldü ve bu çalışmanın son atölyesi 16 Mart tarihinde gerçekleşti. Ben de bu 16 Mart tarihindeki atölye çalışmasını izledim. Bugün Sibel arkadaşımızdan bu projeye ilişkin bilgileri alacağız. İnformal Eğitim Çocuk İstanbul'un eğitim koordinatörü Sibel Çetingöz. Evet, Sibel, öncelikle İnformal Eğitim ve Çocuk İstanbul nedir? Ne yapar? Bizim adımız üzerimizde İnformal Eğitim adımız. Bu aslında dünyada da çok bilinen formal eğitim dışında farklı bir kulvar, paralel bir kulvar diyebiliriz. İnformal eğitim alanında, okul dışı eğitim alanında çocuklarla, gençlerle, yetişkinlerle yapılan eğitimler, her şey, okul dışı bütün bir bilinç, farkındalık, bilgi kazandıran her şey. Dünyada çok örneği var bunun. Türkiye için oldukça yeni bir alan, platform. İlerliyoruz. Bir kuruluş musunuz? Biz bir kuruluşuz. Biz bağımsız bir kuruluşuz, özel bir kuruluşuz. Faaliyet alanımızda okul dışı alanlarda belli temalara fokuslanarak yaptığımız çocuklarla ve gençlerle çalışıyoruz biz ağırlıklı olarak. Yaş grubu nereden başlayıp? Öğretmenlerle de. Program başlığına göre değişmekle birlikte okul öncesi yaş grubundan başlayıp liseyi de kapsayacak şekilde çok geniş bir spektrum içinde çalışıyoruz. Yetişkinlerden kimi zaman anne babalarla da çalışıyoruz, öğretmenlerle de çalışıyoruz. Ve söylediğim gibi bazı fokuslandığımız temel başlıklar var o alanlarda. Farkındalık, bilinç, vizyon, soru sorma, akıllarına düşürme diyelim ki bazı konuları bu tür informal çalışmalar yapıyor. Başlıklardan bahsettin. Nedir bu başlıklar? Bizim için üç temel başlık var şu anda çalıştığımız, yoğun biçimde yoğunlaştığımız konular. Bunlardan biri enerji. Enerji dünyanın sorunu, temel bir sorun. İşte iklim değişikliği diyorduk, iklim krizi diye biraz önce sohbet ederken de siz düzelttiniz. İklim krizine varan boyutlarıyla iklim değişikliğini ele aldığımız programlarımız var. Enerji eğitim programları diyoruz biz buna. Bu programlarımızı Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul Kampüsü'ndeki Enerji Müzesi içinde yürütüyoruz. Gerçekleştiriyorsunuz. Yaklaşık 10 yıldır o programları yürütüyoruz. Onun dışında bilim bir diğer çok temel başlığımız. Bilim deyince de bilimin temelini oluşturan soru sormak, merak etmek, verilere dayanarak ilerlemek, konuşmak, savunmak gibi böyle bilimin ABC'si diyeceğimiz alanlara fokuslanıyoruz. Biz de ağırlıklı olarak böyle deney yaptırmak, bilimi sevdirmek vesaire değil, aslında çocukların içindeki doğal olarak, güdüsel olarak var olan o merak etmenin, soru sormanın peşinden gittikleri zaman bunun aslında bir bilim insanı olma yolundaki en önemli adımlardan biri olduğunu ve her birinin de bilimle ilgilenebilecek potansiyele sahip olduklarını göstermiş oluyoruz onlara yaptığımız çalışmalarla. Bu ikinci başlığınız. Bu ikinci temel başlığımız. Bu alanda da ilkokul ve ortaokul öğrencileriyle çalışıyoruz.
Üçüncü başlığımızda bugün bir araya gelmemizin de nedeni olan kent başlığı. Kent ve çocuk. Kent tabii. ve çocuk, evet. Biz o başlığımızı kent gözünden çocuklar, çocukların gözünden kent adını verdik. Büyüyen metropolde büyümek adını verdik. Hatta bu isimli bir sergi de gerçekleşti çocukların çalışmalarının çıktılarıyla. Diğer enerji ve bilim programı, enerjiyi 10 yıldır, bilime 7 yıldır devam ediyoruz. Kent konusu bunların içinde en tazesi ama o da 6. yılında bu sene. Bayağı uzun bir süre. Uzun bir süre. Bu işte informal eğitim dediğimiz alanda bu üç temel başlığa odaklanarak çalışıyoruz. Yaklaşık olarak yılda 12 bin, 13 bin öğrenci bu programlara katılmış oluyor. Buna ilkokul öğrencileri, ilkokul, ortaokul, ağırlık oralarda okul öncesinden başlıyoruz ama en yoğun yaş grupları söylediğiniz gibi okul ilkokul öncesi derken ve ortaokul. Anaokulu... Tabii 4 yaştan itibaren, 4-6 yaş grubuyla. En çok peşinde olduğumuz şey devlet okullarına ulaşabilmek ve devlet okullarındaki öğrencilerin katılımını arttırmak sayısal olarak. Bu mesela 12 bin, 13 bin yüzde, çocuğun. Şimdi programlarımızı en çok bizi böyle peşinde olduğumuz ve en çok üzerinde çalıştığımız şey bütün bu programlara destekçi bulabilmek ve destekçi katkısıyla da bu programların tümünü ücretsiz yapabilmek devlet okulları için. Bunu sağlayabildiğimiz zamanlar oluyor, sağlayamadığımız zamanlar evet. oluyor. Yıllar içinde sağlayabildiğimiz yıllar daha çok diyebilirim. İşte o zaman devlet okulundan katılan öğrenci oranı %80'lere kadar çıkıyor ki bu çok önemli, çok kıymetli bir şey. Çünkü çoğunluk devlet okullarında ve oradaki öğrencilere ulaşıp bu farkındalık, bilinç, bu algı biraz önce sözünü ettiğim yani iklim değişikliğinin farkına vardırmak, işte bilim konusunda ben de yapabilirim duygusunu yaratmak, bilimin hayatın içinde bir şey olduğunu görmelerini sağlamak, devlet okulu gruplarıyla ilerlediğiniz zaman tabii çok daha fazla bir etki yaratmış oluyor. Özel okullarda tabii ki bütün programlarımız bütün okullara açık ama oran olarak devlet okulları katılımı çok daha fazla ve bunun peşindeyiz zaten. Çok güzel. Ve siz tam da seçim satım halinde evet. bu öğrencilerle, bu çocuklarla İstanbul'da belediye başkanı evet. seçtiniz. Evet, şimdi... çok da güzel ve şu anda... göğüslerimizde de bulunan evet. bir... oyum önemlidir dedik. Etiketiniz var, oyum önemlidir. Bunu çocuklar söylüyor. Evet. Siz de diyorsunuz ki dikkat sandıkta çocukların oyları var. Evet, nereden evet. çıktı bu derseniz? Nereden çıktı ve nasıl bir çalışmadır? Şimdi biz biraz önce söylediğim gibi 6 yıldır kent ve çocuk üzerine odaklanıyoruz ve bu süre içinde yaklaşık olarak işte 2500-3000'e yakın çocukla yaşadıkları kenti nasıl algılıyorlar, ne düşünüyorlar, ne hissediyorlar, ne bekliyorlar, onların gözünden İstanbul nasılı görmek için, duymak için bir yandan da bir yandan bu atölyeden çeşitli görsellerini arkadaşlarımız evet. ekrana veriyorlar. Somutlaştırıyor. Biraz evet. sonra bahsederim onlardan evet. da. Bu yıllar yani İstanbul'u nasıl algıladıklarını duymak ve duyurmak için 6 yıldır çok farklı başlıklardaki sanıyorum böyle 18'e yakın farklı program başlığımız oldu. Onları gerçekleştirdik. Kent başlığımız altında Stüdyo X İstanbul ile bir işbirliğimiz var başladığımız günlerde.
dönüşümden bu yana o mekanda, onların mekanında gerçekleştirdik. Onlar da kentle ilgili evet, kendilerine kent laboratuvarı için diyorlar. Biz hep çocuk ayağını yürüttük, yetişkinlerle yürütürken onlar bir yandan. Bu yıl bu kent ve çocuk temasına bu yıla özel yerel seçimler olduğu için bir program geliştirmeyi hedef olarak koymuştuk önümüze zaten. Bu programın dünya örneği var mı? Valla çocuklarla hiç yerel seçim hiç bilmiyorum. Bilmiyorum. Evet. Yani araştırdığımız kadarıyla yok. Belki de yerel seçimler o kadar çok önemli olmadığı için olabilir dünyada evet, bizdeki katılım kadar. Oranından bile evet, belli. Özellikle evet, batılı ülkelerdeki evet, yerel seçimlerde. Biz eğer çocuklara oy hakkı vermiş olsak, onlar nasıl bir belediye anlayışı, nasıl bir belediye başkanı modeli seçerlerdir merak ettik. Ve bunun için de bir program içeriği tasarladık. Kendimiz tasarladık bu programı. Yaklaşık 3 saat süreli bir program. Şimdi böyle söyleyince biraz ürkütücü. Çocuklar ve 3 saat, aralıksız bir 3 saat çalışmış olduk dikkat her bir programda. Dikkat dağılması söz konusu olabilir. Tabii işte hep denir ya 40 dakikadır, tabii, şu kadardır, bu kadardır. Bir de yaş grupları olarak 9-14 yaş grubuyla çalıştık. 3. sınıf ve 8. sınıf sonu gibi diyebiliriz. Bu 3 saatin içinde bir yandan bu belediye başkan modeli ve nasıl bir şehir yaratmak istediği bu başkanın, bunu kendileri ifade ettiler zaten ve aynı zamanda da bir demokratik katılım sürecini de deneyimlemiş oldular. Yani tam bir seçim süreci yaşattık çocuklara. Peki sizin yönlendirmeniz var mı bütün bunlarda? Bizim yönlendirmemiz, biz onlara aslında yönlendirmeden çok bir takım malzemeler, veriler sağlamış olduk. Bu malzemelerimiz, verilerimizin evet, bir kısmı burada. Içinde. Evet. Aslında kutular, zarflar ve kartlardan oluşan, yani sistemi onların üzerine kurduk programın içeriğini. Onlara iki farklı belediye başkan modeli sunmuş olduk. Bunlar bağımsız belediye başkanları. A belediye başkanı ve herhangi B belediye başkanı. Evet, hiç değil. Sadece politikaları, ne yapmak istediklerini anlattık biz onlara bu A ve B belediye başkanının. Çok kısacık özetlemem gerekirse A belediye başkanımız, adayımız bir kadın. Bu da enteresan. Evet, işte 42 yaşında iki çocuğu olan çocukları devlet okuluna giden, STK'larla da ilgilenen. Ya bu kadar detaylı da tanımınız evet, var. Evet, bir belediye başkan adayı. B ise daha klasik bir belediye başkan adayı, bir erkek. Daha böyle mega projeler ve marka kentler peşinde olan bir erkek belediye başkan modeli. Biz bu her iki aday içinde onların belli başlıklarda şehirle ilgili vizyonlarını verdik çocuklara. Tabii bu çok kocaman bir laf oldu ama her şey bir oyun ve role playing çerçevesinde gelişti. Biraz önce görsellerde gördük. Belli başlı başlığımız vardı. Bunlardan biri çevre ve yeşil alan. Diğeri ulaşım. Ulaşım konusundaki her iki belediye başkanının da vizyonu, neler yapacağı, politikaları. Şehir planlaması, üçüncü başlığımız. Sosyal hizmetler konusundaki görüşü, politikaları ve yönetim anlayışı. Bu beş başlık, beş ayrı kutu olduğu gruplar için. Her bir kutunun içinden, mesela ben şu anda A Belediye Başkanı'nın çevre ve yeşil alan politikası kutusunun içinde, genel politikasını, ya A Başkan'ın hemen kısacık özetlemek gerekirse işte daha yeşil bir şehir, enerji kullanımında yenilenebilir enerjiye ağırlık veren bir şehir, sıfır atık hedefleyen bir şehir olur iken ve bunu nasıl yapacağına dair her bir yeşil alan zarfımız, hava kirliliğinin azaltılması, enerji kullanımı, atıklar ve geri dönüşüm varken B Belediye Başkanı'nın bambaşka bir yeşil alan politikası var. O diyor ki
yeşil alanların önemli oranda arttırılması bu büyüklükte bir şehirde pek mümkün gözükmüyor. Onun için biz şehrimizi İstanbul'dan çiçekler, bahsediyoruz evet, tabii. Tekrar hatırlatalım. Evet, çiçeklerle süsleyeceğiz. Yeşil alanları, var olanları koruyacağız. Ama şehrimizi çiçeklerle süsleyerek bir gelin gibi böyle makyajlayarak evet, harika bir görüntüye. Pek de yabancısı olmadığımız. Pek de yabancısı olmadığımız bir şey. Hele bugünlerde her tarafımız evet, lale evet, oldu. Aynen evet, böyle. Bunda mesela çevre ve yeşil alanla ilgili iki gruba ayrılarak bütün bu başlıklarla ilgili katılım, her bir programımıza yaklaşık 30-35 çocuk katıldı. Toplamda kaç çocuk? Toplamda bu program için sadece dikkat sandıkta çocukların oyları var. Yaklaşık 150 öğrenciyle gerçekleştirdik. Katıldı. İki gruba ayrılıp çocuklar… Yine 9-14. 9-14 yer. Hepsi evet, için. Tesadüfi olarak A ya da B belediye başkanını bu politikalarını, yaklaşımlarını, vizyonlarını önce kendi aralarında keşfettiler, araştırdılar her bir zarftan çıkan kartları, neler yapacaklarını, incelediler, vaatlerini incelediler. Aralarında tartıştılar ve bir iletişim ajansısınız siz dedik bu belediye başkanlarının ve bir kampanyayı yapacaksınız. A grubu A belediye başkanı için, B grubu B belediye başkanı için. Bu kampanyayı halka sunacaksınız. Halk kim? Halk, herkese açık, ilan ettik zaten bütün İstanbullulara, gelip izleyebilirsiniz bu kampanyaları. Ağırlıklı olarak çocukların, katılımcı çocukların aileleri vardı. Kendiler. Dışarıdan da katılanlar evet, oldu. Ve A başkan adayının kampanyasını yürüten ekip onun kampanyasını yaptı. B'de B'ninkini. Neler yaptılar bu kampanyada? Kampanya konuşmaları vardı, pankartları vardı. Biraz önce görsellerini gördük, gördüğümüz. Broşürler, stikerler, klipler, müzik klipleri ne istiyorlarsa bu onların tamamen yaratıcılıklarına açıktı. Ve onlar hazırladılar bunu. Tamamen onlar hazırladılar. Yani ve siz bir paket sunmuyorsunuz. Hayır, hayır. Onlar hazırlayıp neyi öne çıkarmak istiyorlarsa onu öne çıkararak bir kampanya yürüttüler. Neyi öne çıkardıkları, neyi öne çıkarmak istedikleri de bize çocukların ne istedikleri, ne beklediklerine dair işte ipuçlarını, ipuçlarından da öte tabii ki. Evet, aslında arkadaşlarımızdan rica edelim tekrar biraz önce göstermiş oldukları görselleri belki görürsek, sıralarlarsa çok iyi oldu, bunun, daha iyi anlaşılacak. Bunun sonunda da şu anda görüyoruz kampanyalardan bir fotoğraf ulaşımla ilgili. Kampanyanın sunumu, sunumu herhalde evet, değil mi? Evet. A grubunun evet, veya A B grubunun, grubunun ya da B grubunun sunumunu yaptılar ve aralarında kampanya sunumlarının ardından aralarında tartıştılar da. Mesela şu anda bir grup sunumunu yapıyor. A grubu diyelim ki, B grubu onları dikkatle dinliyor, izliyor ve ardından eleştirilerini, sorularını soruyor ve A grubu da bunu yanıtlıyor. Halktan da yani bütün pankartları da evet, var. Evet, kaldırımları yükseltmek ki çok tartışılan konulardan biri oldu kaldırım konusu. Sıfır atıklı bir İstanbul yine çok önemli bir şey. Kaldırımları yükseltmek de enteresan çünkü şimdi çocuklarla ne alakası var, ne değil alakası mi? Biz var hep yani, şey diyoruz, şehire, şehir ve çocuk deyince çok dar anlamıyla çocuk parklarından ibaret sanıyoruz. Yani çocuk parkı yaparsak çocukların ihtiyaçlarını karşılamış gibi düşünebiliriz, düşünenler de var. Hiç öyle olmadığını biz zaten hani bütün bu 6 yıl içinde görüyoruz. Bu programda daha çok gördük. Bu kocaman başlıklar, şehir planlaması başlığı, çocukların tam da ilgilendikleri bir konu başlığı. Ya da işte kaldırımlar ya da su meselesi şehirdeki. Parklar için ne diyorlar? Valla parklar çocukların çok fazla gündeme getirdikleri bir konu değil. Çok şaşırtıcı. Evet getiriyorlar ama çocuk parkları onların ihtiyaçları, istekleri, algılarının içinde çok kocaman yerler tutmuyor. Bu çok enteresan. Yeşil alan diyorlar mesela daha çokça. Ve mesela başka programlarımızdan bir çıktı, paylaşayım. Bütün inşaat alanlarını yeşil alana dönüştürmek istiyorlar. Dönüştürmek istiyorlar.
parklar yakına park filan da çıkıyor çıktı olarak ama yüzde olarak ne kadar derseniz diğerlerine göre çok daha az. Şimdi programa geri dönecek olursak, evet. Bu kampanyaların sonunda bir oy sandığımız ortaya çıktı. Ve artık çocuklar A ya da B belediye başkanının kampanyasını yürüten kimliklerinden sıyrılıp, şimdi bizde var olan bu sizde ve bende oyum önemlidir stikerlerini taktılar göğüslerine ve artık nasıl bir şehirde yaşamak istiyorsa, ona oy vereceğiz algısıyla ve bilinciyle oy sandığına gittiler. Hem onlar hem kampanyalarını dinleyen diğer yetişkinler. Evet, başta aileleri olmak üzere. Biz çocukların hem kampanya sunumlarından hem aralarındaki tartışmalardan, hazırladıkları pankartlardan vesaire ve en sonunda da oylama sonuçlarından, seçim sonuçlarından yani onların nasıl bir şehirde yaşamak istediklerini gördük ve belki onu en sonunda söyleriz. %75'ten daha fazla bir oranla biz böyle bir şehir ve böyle bir belediye başkanı istiyoruz demiş oldular programın sonunda. Evet. Ama onu programın sonuna saklayalım onu. Evet. Şimdi birazcık belki program bu 150 çocuğun katılımıyla gerçekleşen program sonunda çocuklardan neler duyduk onlardan bahsetmek ben de bunu iyi olur. Somutlaştırmak için biraz değil mi? Çocukların heyecan duydukları alanlar nelerdir? Karşı oldukları alanlar nelerdir? Hayallerini süsleyen nedir? Bir de İstanbul'u nasıl görüyorlar tabii. İstanbul'u nasıl görüyorlar şimdi? Nasıl bir kent çocukların gözünden? Çocukların gözünden kent dediğimiz şey aslında o kadar önemli ki çünkü biz istatistiklere de baktığımız zaman 14 yaş altında yani 0-14 yaş arasında İstanbul'da 3,5 milyona yakın çocuk var. Bu çok büyük bir oran. Bu kocaman Avrupa'daki şehirlerin ölçeğinde oranlar. Yani işte Viyana 2,5 milyon, Berlin 3,5 milyon. Ve büyük kentlerden bahsediyoruz. İzmir 4 milyon mesela. İstanbul'daki çocuk oranı sayısı bu. Ve biz o çocuklara gerçekten oy hakkı vermeliyiz. Veremiyoruz 18 yaş altı ama kulak vermeliyiz oy hakkı veremediğimize göre. Onun için dikkate almalıyız. Onun için bu dedikleri çok kıymetli şeyler. Birazcık böyle ne dediler dersek, biz çocuklara program içinde İstanbul'da yaşamayı seviyorum başlıklı bir çalışmayla başladık. O 3 saatin bir bölümü bununla ilgiliydi. Bir barometre diyoruz biz ona skala üzerinde. Aslında onu da barometreyi de ekrana getirebiliriz. Evet, onun üzerinden onu izleye gidersek. İstanbul'da yaşamayı seviyorum dedikleri zaman seviyorum skalası üzerinde evet, hayır ve kararsızım skalada noktaları var. Çocukların çokça kararsızım da durduklarını gördük. Evet, İstanbul'u seviyorum ama. Amaları çok büyük. Seviyorlar hep ama arkalarından çok güçlü amaları var. Mesela yeşil yok. Daha yeşil, daha doğal bir yerde yaşamak isterim. Seviyorum ama 20 katlı, 30 katlı binalar arasında insan kötü oluyor. Hep bina, hep bina. Ya da çocuklar olarak tek başımıza yapabileceğimiz hiçbir şey yok diye hiçbir otonomiye sahip olmadıklarını vurguluyorlar. Bu amaları bu kadar güçlü. Konya, İstanbul. Evet, Konya, İstanbul karşılaştırması var. İstanbul hem kalabalık hem de çok küçük bir şehir. Mesela Konya çok büyük bir şehir ama çok az insan yaşıyor. Yoksa İstanbul'la Konya'yı değiştirsek mi diye öneri getiren bir çocuk vardı mesela. Sonra ikinci bir uygulamada büyüyünce de İstanbul'da yaşamak ister misin diye sorduğumuz zaman o amalarından sonra biz onu çok şöyle ifade etmeyi çok seviyoruz. Büyük bir oranda hayır yaşamak istememe göç ettiler çocuklar.
amalarını artık amalı da olmaz diye büyüyünce göç ettiler. İstanbul'dan ayrılmak istiyorlar. Neden? Çünkü şu anda da İstanbul'u öylesine kirletiyoruz ki bizden sonraki nesiller kim bilir ne hale getirecek demiş oldular. Deprem tehlikesi vurdu. Deprem tehlikesi çok 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 önemli bir konu çocuklar için. Bunun için güçlü endişeleri var. Biz ifade etmeden onların altını çizdikleri bir konu deprem konusu. Trafik öyle. Büyüdüğümüzde daha çok bina olacak. Yürümeye yer bile kalmayacak biz büyüdüğümüz zaman. Nasıl yaşayalım ki dediler. Birkaç tane kalmaya karar veren vardı. Onların da gerekçeleri çok etkileyici. Mesela bir tanesi burada anılarım var büyürken. Ben o anıları bırakıp gitmek istemiyorum başka bir şehre. Çok gerçekten çok güçlü bir gerekçe. Ya da bugünün çocukları olarak İstanbul'u biz değiştireceğiz. Bunun için platformlar oluşturacağız, elimizden geleni yapacağız ve bu kötü gidişatı durduracağız diyenler var. Bunu gene 9 ila 14 yaşındaki çocuklar söylüyor. Evet. Aynı soruyu biz yetişkinlere de sorduk. Yani programa katılan bu çocukların anne babalarına burada onu görüyoruz. Yetişkinler İstanbul'u seviyor musunuz dediğimiz zaman aslında pek çok şey söylediler ama odaklandıkları şey çocuğum için buradayım ve onun geleceği için. Eğitimi için, iş olanakları için buradayım diye ifade ettiler. İstanbul çok kaotik olmasına rağmen seviyoruz, bunun için katlanıyoruz. Ve bir kısmı da biz çocukların bu işi halledeceğine inanıyoruz. İstanbul'u daha iyi hale getireceklerine diye. Onlara böyle bu sorumluluğu yüklemek de çok oldu. Çok enteresan, mesela dünyanın en güzel şehrinde yeşile hasret kalmak hiç hoş değil diyor. Evet. İnsanlara nefes alma alanı dahi bırakılmayan bir şehirleşme ile karşı karşıyayız. Evet. Yani aslında çocukların da yetişkinlerin de derdi aynı. Yani hep şeyi vurgulamak istiyorum. Çocukların sorunları, ihtiyaçları sadece çocuk parkları değil. Evet. Çok daha makro bakıyorlar yaşadıkları şehre ve çok ihtiyaçlarını çok daha net belirliyorlar. Çevre ve yeşil alan konusunda çok 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 önemli söyledikleri şeyler var. Biraz onlardan bahsetmek isterim. Yeşil alanla ilgili şu anda İstanbul'daki yeşil alan miktarı aktif yeşil alan olarak tanımladığımız, yani tabii, kullanılabilen duvarlardaki yeşil alanlar değil. Duvarlardaki yeşil alanlar, otoyolların kenarındaki dışında ve otoyol kenarlarındaki dışında 1 metrekare kadar. Biz çocuklara bunu bir interaktif bir uygulamayla gösteriyoruz ve Dünya Sağlık Örgütü'nün minimum yeşil alan oranının da 9 metrekare olduğunu söyleyince zaman gerçekten onlar bütün bu inşaat alanlarını, bütün boş alanları yeşil alana dönüştürmek peşindeler. İhtiyaçları bu, talepleri bu. Peki şaşırmıyorlar mı? Yani çok şaşırıyorlar. 9 metrekareye 1 metrekare gerçeğiyle karşı karşıya kaldıklarında. Hem ona çok şaşırıyorlar, hem de dünyadaki diğer örnekleri onların önüne koyduğumuz zaman çok şaşırıyorlar. İşte New York var, 29 metrekare. Pek çok Avrupa'daki şehrin 60 metrekare var, Viyana, inanamıyorlar yani hayallerinin de dışında bir şey. Ve gerçekten bunun peşindeler, yeşil alanın ve boş alanın peşindeler. Yani şehri çiçeklerle süslemek, çiçeklerle makyaj yapmak onlar için yeterli bir şey değil. Onların ihtiyaçlarını karşılamıyor. Ve B Belediye Başkan adayının işte çiçeklerle süsleyeceğiz, bir gelin haline getireceğiz İstanbul'u söylemlerine doğa süslenir mi? Doğanın kendisi süslü değil mi zaten diye cevap veriyorlar. Okul bahçelerinin ağaçlandırılması, kent bostanları kurulması hep çocukların bu programda dile getirdikleri şeyler oldu.
ulaşım konusunda ne diyorlar? Ulaşım konusu çok enteresan. Ulaşım konusunda kocaman bir konu olarak toplu taşıma diyorlar. Deniz ulaşımını devreye soktular program içinde gördüğümüz. Motorlu taşıtları azalttılar. Hem trafiği azaltmak için hem çevre kirliliği, işte iklim değişikliğine varan etkilerini düşündükleri zaman otopark ihtiyaçlarını azalttılar. Yürüme alanları. Bakın burada raylı sistemi %21 iken diğer yerde raylı sistemi altta kalmış altta galiba. Evet, %50'nin üzerine çıkarıyorlar. Deniz ulaşımını %21'den %25'e çıkarıyorlar. Toplu taşımaya öncelik verdi çocuklar ve İstanbul'un daha yürünebilir bir şehir olmasına. Bu A belediye başkanı seçildikten sonra İstanbul'un ideal dönüştürdüğü ulaşım politikası bu. Evet. Yürünebilir bir İstanbul, işte kaldırım meselesi burada ortaya çıkıyor. Kaldırımlar konusu oldukça çocukların gündeminde olan bir konu ama kafaları karışık. Alçak kaldırım olsun, geniş kaldırımlar olsun istiyorlar ama bir yandan büyük bir endişeleri var. Peki o zaman arabalar kullanırsa kaldırımları diye. Park ederlerse. Çünkü kullanıyorlar. Tabii. Çünkü park, otopark olarak kullanıyorlar. O zaman yüksek kaldırım olmalı. Biz çıkarız o kaldırımı ama en azından arabalar çıkmaz. Peki o zaman engelliler için ve küçük çocuklar için ne olacak bu kaldırım sorunu, yüksek kaldırım meselesi dedikleri zaman ona da farklı çözümler buluyorlar. İşte rampalar oluşturmak, yapılıyor. Belli geçiş, yeter ki arabalar tarafından kullanılmasın kaldırımlar diye. 5 yıl içinde toplu taşımayı ücretsiz hale getirdi çocuklar. Ama bu da çok önemli bir talep canlı bir talep tabii. Yani. Tamamen öyle. Ama B başkan adayının işte dantel gibi yollarla süslemek, otobanları arttırmak, servis olanağı sağlamak çocuklara, iş yerlerinde çalışanlara servis olanağı sağlamak, dolmuş minibüslere yeni hatlar açmak, otoparkların sayısını arttırma şeyi hiç talep görmedi. Ne yazık ki. O zaman B belediye başkan adayının iletişim ekibi çok zorda, sıkıntıda kaldılar. Çok harika bir nokta bu. Tam da bu konuda çok somut gözlemlerimiz var. B iletişim grubu gerçekten tutunacak bir dal aradı bu kampanyayı yürütmek için. Çünkü bunu böyle yapamayız ki, bu iyi bir şey değil ki. Bunu söylersek bize oy vermezler ki derdini taşıdılar hep. Ve B'den böyle bir takım savunacakları kırıntılar aradılar. Mesela B belediye başkanı, evet inşaat çok önemli bir şey, şehir dediğiniz böyledir. Ağaçlar ne yazık ki bir kısmı bunun için evet kesilecek ama biz İstanbul'un dışına işte 5 milyon ağaç dikeceğiz, fidan dikeceğiz dedikleri zaman. Hiç de yabancısı olmadığımız ona projeler sarıldılar. Bunlar. Evet, ona sarıldılar. Ya da işte otobanlar yapıyoruz ormanların içine ama ekolojik köprüler kuruyoruz hayvanların bir taraftan bir tarafa, öbür tarafa geçmesi için. Ama buna savundu B grubu ama hiç de kabul görmedi. Çok ciddi eleştiriler aldılar bunun Peki, için. Peki B grubunun iletişim grubu kendi istekleriyle mi seçtiler? Nasıl oldu? Tesadüfi, kura çekildi. A çekenler B grubuna. Kent planlaması ile ilgili zamanımıza bir yandan baktım. Şehir planlaması ile ilgili çok ciddi, somut talepleri var. Bir kere daha fazla bina istemiyor çocuklar. Daha fazla AVM de istemiyorlar. Bu kadar yeter diyorlar. Daha aralarında boşluk olan, daha az katlı binalar, nefes alabilmek istiyorlar şehirde. Ve böyle ifade ediyorlar, ve böyle öyle mi? Aynen böyle ifade ediyorlar. Gri ve beton daha, İstanbul'a hayır evet, diye pankartları var. Zaten gördük pankart açtılar. Daha evet. Ne yapsınlar bu evet. Çocuklar? Çok bina diyorlar. Denizlerin doldurulmasına karşılar. Bunu hem
güvenli bulmuyorlar, hem de denizle bağlarının kopmasını istemiyorlar. Meydanlar istiyorlar buluşabilecekleri. Peki Sibel, bir şey soracağım. Mesela denizlerin doldurulduğuna ilişkin bilgi onların bizim, bilgisi mi bizim yoksa? Bizim onlara sağladığımız bütün bu malzemenin içinde var bunlar ve zaten. Oradan çekip alıyorlar. Onunla ilgili görüşlerini söylemiş oluyorlar, evet. Söylemiş oldular. Yoksa o bilgi sadece denizlerin doldurulduğuna ilişkin bir bilgi. Yoksa bunun hatalı olduğu, ekolojiyi zedelediği vesaire. Tamamen çocukların kendi görüşleri, duygularıyla ilgili yansıtmaları bunlar. AVM'leri bu kadar yeter diyorlar. Gerçi AVM'ler çocukların hayatına çok fazla girmiş vaziyette. Öyle mi? 6 yıldır bunu, 6 yıl içinde çok gördük. Bir miktar şey diyoruz biz ona, bakkal gibi görüyorlar artık AVM'yi. Yani her semtte en ufak bir tane olması ihtiyacını gerekiyor gibi. Gidip karşılayabileceği. Ama buna rağmen bu kadar yeter demiş oldular AVM'ler içinde. Deprem, biraz önce konuştuğumuz gibi. Okul servisleri için ne diyorlar? Okula yürüyerek gidip gelmek ve yakın okul talepleri var. Bu çok insani bir şey, yani insan hakları, çocuk hakları içinde yer alan bir şey. Yürüyerek gitmek istiyorlar, yakın okul istiyorlar. Okul servisi onların bir talebi değil. Okul bahçelerinin daha yeşil olmasını istiyorlar. Biz mesela okul bahçelerinin halka açılmasına ne dersiniz dediğimiz zaman o konuda endişeleri var. Çünkü bunu bir güvenlik sorunu olarak görüyorlar. Algılıyorlar. Deprem demiştin, ben araya girdiğim için. Depremde acil toplanma alanları onların çok talep ettiği bir şey. Acil toplanma alanı yok, görmüyorlar çünkü. Deprem tatbikatları, ve bunun farkındalar. Bunun farkındalar ve talep ediyorlar bunu. Deprem tatbikatlarını talep ediyorlar. Her binanın bir deprem karnesi olması gerektiğini savunuyorlar. Bayağı, yani biz yetişkinlerin neyse talepleri, aklın yolu birdir. Birdir. Çocuklar da bunu böyle görüyorlar, böyle algılıyorlar. Bir de mahalle kültürü vurgusu var çocuklarda. Mahalle kültürü bizim hem bu programda hem diğer kent programlarımızda çok rastladığımız bir şey. Nedir bu? Mahalle kültürü çocuklara güven veren bir şey. Biz bunu gördük. Bildikleri, tanıdıkları insanlarla karşılaşmalar yaşadıkları ortamlarda çocuklar kendilerini daha güvende hissediyorlar. Sokakta oyun oynamak mesela, ya da işte mahalledeki kırtasiyeciyi tanımak, manavı tanıyor olmak, bunlar hepsi bir ait olma duygusu yaratıyor çocuklarda. Aidiyet duygusu yaratıyor. Kime göre? Sitelerde yaşayanlara. Ha, onun alternatifi evet, olarak koyuyor. Evet, çünkü şimdi onu soracaktım. Siteler onlar açısından tercih edilir. Siteler çok tercih edilmiyor. Acaba daha güvenli mi olur oyun oynamak gibi böyle bir şeyleri var, soru işaretleri, ama biz hem sitelerde yaşayan çocuklar hem mahalle kültürünün içinde olan çocukları bir araya getiren programlar zaten. Farklı sosyoekonomik background'dan çocuklarla gerçekleştiriyoruz. Bütün programlarımızı, ama özellikle kent programlarını, orada çocuklar sitelere, mini kentlere kıyasla mahalle kültürünün ne kadar güçlü olduğunu ve mahallelerin onların hayatlarında çok fazla şey kazandırdığını görmüş oluyoruz. Güven açısından, ifade açısından, o ortama sahip olma açısından. Mahalle deyince tabii bir dayanışma var. Sürekli bir sosyal ilişki var. Ve bilmek var yani, evet. Bilmek var. Şimdi bütün bunların sonunda galiba bir 5 dakikamız kaldı. Evet. Nasıl bir belediye başkanı modeli seçildi diye bakacak olursak, çok %75, hatta son programda 16 Mart programında %90'a çıktı. %79'a çıktı bu oran. Evet. Hem yetişkinler hem çocukların seçtiği belediye başkan modeli nasıl bir model, ona bakacak olursak, daha yeşil, doğaya daha saygılı bir model. Daha fazla yapılaşma ve AVM'ye izin vermeyen, hava kirliliğini azaltan, iklim değişikliğini dikkate alan,
toplu taşımayı güçlendiren, şehrin enerjisini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayan, insanların evlerindeki musluklardan su içebilmesini amaçlayan, evlerine yakın yürüyerek gidebilecekleri mesafede okul imkanı sağlayan, yönetimde kadınlara da yer veren, kente 15 milyonun sesini duyarak yöneten, şeffaf bir yönetim anlayışına sahip kadın bir belediye başkanı seçmiş oldu. Hem çocuklar hem yetişkinler. Yani A'yı seçtiler. Yani A modeliydi bu model. Açık ara farkla bu modele oy vermiş oldular. Burada önemli olan şey B'nin kampanyasını yürüten çocuklarında ya da çocuğu B kampanyasının içinde olan ailelerin de gidip A'ya oy vermeleriydi. Bu işte sonuç olarak bu şehirde yaşayan çocukların, yetişkinlerin ihtiyaçlarını, taleplerini çok net olarak bize göstermiş oldu. Evet. Şunu özetlemekte fayda var sanıyorum. Sizin 3 saatlik programınız belli bir ekiple başlıyor ve seçimle bitiyor. Evet. Değil evet, mi? Yani evet. Aradan zaman geçmiyor. O anlamda diyelim ki ailenin etkisi altında kalması vesaire gibi durumlar evet, da söz konusu değil. Bu da çok önemli. Çok çünkü objektif olarak evet, o 3 saatin içinde ne hissediyorsa, nasıl algılıyorsa, bütün bunları duyduktan sonra, bütün bunları yaşadıktan sonra son sözünü söylemiş oluyor evet, bu 3 saatin içinde. Bütün bu süreçte yani 5 haftalık süreçte hı-hı, seni çok şaşırtan herhangi bir gelişme oldu mu? Herhangi bir gelişme olunca çok zor bunun cevabı. Çünkü çok fazla, çok fazla şey oldu. Bir kere, en azından birkaç tanesini sıralayabiliriz. Bir kere şey çok şaşırtıcıydı. Bu en son sözüne ettiğim B kampanyasını yürüten ekiplerin, hem çocukların hem onların ailelerinin gidip sonuç olarak A'ya oy vermeleri. Takım değiştirdiler yani. Aslında bize, biz yetişkinlere çok şey söylüyor. Yani işte burada takım değiştirmek dediğin, bizim de hani parti dediğimiz şey yetişkinlerdeki yansıması hiçbir şekilde o partizanlıkla değil. Evet. Kutuplaşmamış. İhtiyacım neyi düşünerek, kendine soruyu sorarak kutuplaşmadan gidip duyduklarından hangisi ona doğru geliyorsa, onun ihtiyacını karşılıyorsa gidip ona oy vermesi en şaşırtıcı tarafıydı. Ama objektif olmak da bunu gerektirmez mi? Tabii. Aslında çok doğal olan şey bizi şaşırtmış oldu. Evet, doğru. İkincisi şaşırtan şeylerden biri çocuklara biz en sonunda oy vermek senin için nasıl bir şeydi diye sorduk. Hmm. Orada ifade ettikleri şeyler çok şaşırtıcıydı. Orada sanıyorum da bir görselimiz bir var aslında var, değil mi? Var. Oy vermek senin için nasıl bir şeydi dediğimiz zaman çocuklar çok çarpıcı şeyler söylediler. Mesela en son görselimiz. Daha önce biz programa başlarken onlara şeyi sorduk. Daha önce hiç oy verdin mi? İşte sınıf başkanı seçiminde ya da okul başkanı seçiminde oy vermişlerdi. Ve anneleri babalarıyla bir takım seçimlerde bulunmuşlar. İşte cumhurbaşkanlığı seçimine, referanduma vesaire gitmişler. Ama bu kez burada çok net görüyoruz. Fikirlerimin dikkate alınmasını, görüşümün sorulmasını çok sevdim. Oyumu verirken düşündüm. Bundan daha kıymetli bir şey var mı? Düşünerek oy vermek. İleride mantıklı oy vermem için bana bir ışık oldu. Kendimi özel hissettim. Çok güzel bu da. Evet. Harika. Gayet adaletliydi. Çok sevdim ve en çok böyle dikkate değer olanlardan biri, hepsi öyle ama mesela bu çok etkileyici, kendimi çok sorumlu hissettim. Çünkü benim oyumla bir şeye karar verilecekti. Orada benim de sesim var o sandıkta. Bunu, çok güzel. Bunu deneyimlemiş olmaları tabii ki en kıymetli ve bunu böyle ifade etmeleri de bizim için en şaşırtıcı olanlardan biri. Aslında çocukların dediklerine ve yaptıklarına şaşırmamayı da
Her geçen gün öğreniyoruz onlarla çalışırken. Ve onlara da kulak vermemiz, evet, çok çok seslerini, çok sözlerini dinlememiz, son derece duyurmamız önemli. Çok önemli. Bu program buna da bir vesile. Bu tür programların devam etmesine katkı açısından da çok önemli bir katkı. Bunun için de ayrıca hem çocukların sesine vesile olduğun için hem de bu programların devamına bir ışık olduğu için çok çok teşekkürler. Biz de çok teşekkür ederiz. Böylelikle çocukların eğilimini de öğrenmiş olduk, gerçekleştirmiş oldukları erken seçimle. Evet, erken efendim, seçimle. İstanbul Hepimizin Girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programının 119.sunu izlediniz. Gelecek hafta 120. programda görüşmek dileğiyle hoşça kalınız. Hoşça kalın.